Merhaba arkadaşlar. Pekiştirme bir testiyle beraberiz. Hadi bakalım sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz şu şekilde. Diyor ki yukarıdaki özelliklerden hangileri asit ve bazların sulç özelliklerinin ortak özelliklerindendir? Kırmızı rutubun sol kağıdının rengini değiştirme bu bazlarda vardır. Mavi yapar. H artı iyonu ikisinde de vardır. Oda sıcaklığı pH değerinin 7'den küçük olması bu asitlere ait özelliktir sadece. Sulç özelliği elektrik akımının ikisinde de iletir. Doğru cevap B seçeneğidir. İkinci sorumuz, oda sıcaklığında 3 tane çözelti hazırlanmış. Hidrojen OH sayısını veriyor. Buradan şunu anlıyorum. H'ı OH sayısından fazla olan X'in asidik olduğu. Asidik diyelim. Z'de OH fazla. O zaman Z bazik. Y de burada eşit H ve OH geldiği için nötr özelliktedir. Çözeltilerin pH değerleri Z'nin en büyük demiş. Bazik olduğu için en yüksek. Sonra Y, sonra X'tir. Bu doğru. X asitik olduğu için kırmızı yapar turun sol kağıdının rengini. Doğru. Y nötrdür. Doğru. Z bazik olduğu için amonyak olabilir. Doğru. Edirne yanlış. Neden? Sodyum 1A grubu metalidir. Metalin oksitinin sulç özeltisi de bazik olmalıdır ama X asitik demiş olmaz. Cevap B'dir. Üçüncü soru. Hangileri suda çözünürlüğünde sudaki OH iyonu sayısını artırır? Yani hangisi bazdır diye soruyor arkadaşlar. Kalsiyum 2A grubu metali metal oksit bazdır. Amonyak bazdır. NO2 ametal oksit o da asidiktir. Bazı sorduğu için cevap C'dir. Dördüncü sorumuz. Hangisinin özelliği yanlıştır? Karbondioksit, ametal oksit asidik. CHOH bu bir alkol, metil alkoldür, nötrdür. Baryum hidroksit baziktir. Hidrokarbon nötrdür. Cevap D. Metal oksit 1A grubu metali metal oksit baziktir. Doğru cevap denizdir. Beşinci soru. Hangisi pH etveline yanlış yerleştirilmiştir? Limon suyu asidiktir. Sirke asidiktir. Yemek tuzu nötrdür. Sabun baziktir. Kireç çözücü asidiktir arkadaşlar bu. Asidik olması lazım ama bunu pH'i 7'den büyük tarafa atmış. Cevap E'dir. 7'den küçük olmalıydı. Altıncı soru. Hangileri doğrudur demiş. Sodyum hidroksitin sulç özelliği ile ilgili. Sodyum hidroksit baziktir. pH değeri 7'den büyüktür. NH3 sulç özelliği ile nötralleşme tepkimesi vermez. Çünkü ikisi de baz. Olmaz. NO2 bir azot ametaldir. 5A grubu. Ametal oksit asidiktir. Bu da baziktir. Tepkimeye girebilir. Doğru cevap C'dir. Yedinci soru. Aşağıdaki düzenekte bir numaralı uçtan karbon monoksit, amonyak, SO3 ve NO2 gazları gönderiliyor. Karbon monoksit ametalik tek oksijen olduğu için nötr. Amonyak baz. Kükürt 6A grubu ametali bol oksijenli olduğunda asidik oluyor. Bu da ametal oksit, bu da asidik. Buna göre şimdi biz 3 tane gazı gönderiyoruz. X kabından baz ve X kabında baz var. Baz kimle tepmeye girecek? Asitleri tutar. Yani burada SO3 ile ve NO2 ile tepmeye girer. Baz olduğu için amonyakla girmez. Amonyak o çözeltiden çıkıp gider. Bir de nötr olan karbon monoksit de gider. Y kabına geldiğimizde Y kabı asit içeriyor. Asit bazla tepmeye girecek. Yani amonyağı tutar bu. Nötr olan karbon monoksit hiç ikisi ikinci ile de tepmeye girmez. Y kabındaki ile de ve 2 numaralı uçtan çıkar. SO3 ve NO2 gazları X kabında tepkimeye girer. Doğru çünkü asit baz, kapta da baz vardı. Y kabında asit vardı. Bazla tepkimeye girdiği için asitin pH'i gitgide 7'ye yaklaştı. Bu da doğru oldu. 2 numaralı borudan sadece karbon monoksit çıkar çünkü nötrdür demiştik. Doğru cevap Edirne. 8. soru. 1X maddesi suya atıldığında hidrojen ve hidroksit mol sayıları böyle oluyormuş. Hidroksitin mol sayısını arttırdığına göre demek ki X maddesi bazik bir madde. Onu soruyor. X maddesi hangidir olabilir diyor. Hidrokarbon nötrdür. Kalsiyum metal 2A grubu metali. Metal oksit baziktir olur. Bu sirke asit ya da asetik asittir. Coh olduğunda asit oluyor demiştik. Bu da olmaz. Kükürt 6A grubu ametali, ametal oksit asidiktir. Biz neye bakıyorduk? Bazıya bakıyorduk. Bu da olmaz. Cevap Adana'dır o zaman. 8A. 9. sorumuz. İyonlaşma denklemlerinden hangileri hatalı olmuş acaba? Alkol nötr olduğu için OH şeklinde vermez. Bu metil alkol. Amonyak bazdır.
OH veriyor NH4 ile birlikte. Doğru. HCl asit H ve Cl veriyor. Doğru. HNO3 asittir. H verir ama 3 tane NO3 vermez. Bir tane NO3 verir. Yani buradaki 3 hatalı. O yüzden hatalı olan 1 ve 4'tür. Cevap C'dir. 10. soru. Hangileri doğrudur demiş. X azotsa N, N1 ise M2 ise ve böyleyse. Yani böyleyse bu bir ametal oksit ama tek oksijenli olduğu için nötrdür. Doğru. X karbonsa karbon. M1, O2 ise karbondioksit. Bu da ametal oksitin bol oksijenli olanı. Asitik özelliktedir. Bu da doğru. X kükürt. M sayısı neden küçükse, yani şuna 1 dersek bu 2 olacak. pH değeri 7'den büyüktür demiş. Mesela M değeri, pardon, N değeri M'den büyük, özür dilerim. Yani bu 1 iken mesela, bu 2, 2 iken ya da 3 ya da 1 iken 3 gibi. SO2, SO3 olabilir. Şöyle yazalım. Bu durumda ametalin bol oksijenli olanı asitik olacaktır. Asitik olduğu için pH'i 7'den küçük olur. Doğru cevap C'dir. 11. soru. X 6A grubunda ametal. Y 1A grubunda metal. Z de 2A grubunda metal. Bunların oksitlerinin, suluç özelliklerinin pH değerleri nedir diye soruyor. Ametalin oksidi bol oksijenli olanın pH değeri asidik olacaktır. pH değeri 7'den küçük olmalı. Bu gitti. Metalin oksidi ne olmalıdır? Bazik olmalıdır. pH'i 7'den büyük olmalı. 7'den büyük olacağı için bu gider. Bu da gider. Metalin oksidi ne dedik? Bazik dedik. pH 7'den büyük olmalı. Ona da uyan A olur. Cevap A'dır. Evet, bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın gençler.